Sefa günaydın. Günaydın hocam. Nasılsın? İyiyim hocam Allah'a şükür. Siz nasılsınız? İyiyim ben de sağ olasın. Nefesin nasıl? Bugün biraz daha iyisin inşallah. Bugün daha iyiyim hocam Allah'a şükür. Su bakalım. Çok güzel. Diğerlerini daha önce çıkartmıştık zaten. Evet. Bunu da bugün çıkartırız. Yavaş yavaş göndeririz size. İnşallah. Herhangi bir problem yok. Ağrısızın yok. Yok, ağrım yok. Çok rahatım. Ağrısızın var mı? Nasılsın? Yok hocam. Şu an daha iyiyim. Sağlığıma kavuştum uzun bir aradan sonra. Aha. Nefes çekmenin ne olduğunu anladım. İnşallah kontrol edelim. Akciğerini kobalamışlıkları çıkarttık, tamamen temizledik. Hem sol akciğerini hem sağ akciğerini. Oraları kullanmıyordun sen. Daha rahat bir olacaksın. Ben de artık canlı bomba olmaktan çıktım. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Güzel bir ameliyat oldu. Allah razı olsun. İyi ki önümüze çıktınız. Gerçekten. Ahmet Sefa'da uzun zamandır bu şekildeydi. Hangi doktora gitsek, hani canlı bir bombasın. Aha. İşte sen dayanalım yaşa, geçsin 30 yaşına kadar diyorlardı bize. Biz de gerçekten çok üzülüyorduk. İnternetten bulmuş sizi. Allah'ın kere razı olsun sizden. Yolunuz açık olsun. İnşallah da iyi olur. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Akciğerlerimdeki bül denilen hava kaçakları vardı. Bu hava kaçakları büyüyerek hava baloncuğu oldu ve bu bana yaşamımda sıkıntı verdi. Yaklaşık ben bu sıkıntıyı 10 yıldır yaşıyorum. Yaşadığım sıkıntıdan dolayı gittiğim il dışındaki hastanelerde kontrollere girdim ve işte bu çok riskli, bunun alınması lazım, o hava kaçağını dediler. Hani alın dediğimde ise biz alamayız. Çok riskli olduğu için ameliyattan çıkamazsın. 6 ay sürer yoğun bakımın. Belki ameliyattan sonra felçli olabilirsin gibi cümleler kullandılar. İşte yaş 18'di. Kurul toplandı başka bir il dışında bir hastanede. Kurula girdim. Kurul ameliyat edemeyeceklerini, çok riskli olduğunu, işte yaşamım boyunca yüzme yok, ağır kaldırma yok, sırtıma bir arkadaşlarla şakalaşma yok. Yani tüm güzel şeylerden beni alıkoyuyordu bu. Yani ben de böyle çok zorluk çekiyordum. İlerleyen dönemlerde işte daha da nefesim daralmaya başladı. Bir balonu bile şişiremez hale geldim ben. Yani o kadar kötüydü. İşte Allah razı olsun internetten Tayfun Hoca'yı buldum. Haberlere falan işte akciğer kanseri nedir, akciğerde bül neden oluşur falan gibi araştırma yaparken Tayfun Hoca'nın işte literatüre gelen bir ameliyatını buldum, haberini. Okudum, araştırdım. Tayfun Hoca ile iletişime geçtim. Tayfun Hoca'ya durumu anlattım. Tayfun Hoca da işte olabileceğini söyledi bana. Diğer doktorlar, diğer hastanedekiler canlı bomba gözüyle bakarken bana, ameliyat yapamayacaklarını belirtirken, Tayfun Hoca ise olur. Hep olumlu bir şekildeydi. Hiçbir tereddütü yoktu. Ben de güvendim, geldim hastaneye. Çok güzel karşılandım. Ameliyatım oldum. Şu an sağlığıma kavuştum. Şu an tedavim 1-2 aya tamamlamaya bitmiş olacak. 1-2 ay sonra yüzme, ağır kaldırma, işte fitness falan, koşu hepsi olacak. 10 yıl önce benden alınan şeyler tekrardan Allah'ın izniyle, Tayfun Hoca'nın da başarısıyla tekrardan inşallah geri yerine geldi. Hastamız bize Yozgat'tan geldi. Orada bazı tetkikleri yapılmış. Önemli bir hasta da var aslında. O önemli hastalıkta immün yetmezlik dediğimiz bazı antikorların oluşmamasına bağlı oluşan bir hastalık. Dünyada nadir görülen bir hastalık. Nadir görülen bir hastalığın yanında hastamızda ayrıyetten akciğerinde baloncuklar oluşturan amfizematöz ve bülöz akciğer hastalığı oluşmuş. Hastamıza öncelikle antikor tedavisini almasını söyledik. Antikor tedavisini aldı ve ardından biz 4. günde ameliyatını planladık hastaya. Bu şekilde ameliyatını yaptık. Tek insizyondan Türkiye'de ilk defa yapılan, dünyada benzer vakaları var ama Türkiye'de ilk defa yapıldı. Dünyada şöyle bir şey, Bruton hastayla beraber olan amfizematöz akciğer hastalığı, bülöz akciğer hastalığı ilk defa yapılan bir hasta, ilk defa olan bir vaka. O açıdan bizim için çok değerli bir vaka hastamız. Tek insizyondan girerek her iki akciğere ulaştık. Subkuspid insizyon dediğimiz bir teknik var. Bu teknikte göğüs kemiğinin altındaki bir kesiden tek insizyondan girerek bu şekilde her iki akciğere de ulaşabiliyoruz aslında. Ayrı ayrı sağdan veya soldan kesi yapmamıza gerek kalmıyor. Bu sayede hasta hem daha az ağrı çekiyor hem de daha çabuk toparlıyor, daha çabuk iyileşiyor. Ayrıca literatüre de geçecek bu hastamız.
Çok özel bir vaka bizim, çok kıymetli bir vaka bizim için. Hem immün yetmezliği olması, hem Bruton hastalığı olması, hem de amfizematoz akciğer hastalığının beraberinde olması nadir görülen vakalardan bir tanesi. Bugün son gün, bugün taburcu olacak inşallah. Bu iyileşme sürecinin bu kadar hızlı olması, iki akciğerin de ameliyat olmuş olmasına rağmen hızlı olması subkısifoid insizyonun bize olan avantajından kaynaklanıyor. Tek insizyon, çok küçük bir kesi, 4-5 cm küçük bir kesi. Bu sayede her iki akciğerde kapalı bir şekilde kamera içinde ulaşabiliyorsunuz. Bu vakalar Türkiye'de yapılmaya başlandı. Nadir yapılan vakalar, belli merkezden uyguladığı vakalar. Biz de en azından bu vakayı uygulamaya çalışıyoruz, bu tekniği uygulamaya çalışıyoruz. Bu sayede hem bölge halkına hem Türkiye halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Hastamız bizi Yozgat'tan buldu. Yozgat'tan internet vasıtasıyla bulmuş ve bu şekilde bize ulaştı. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Bizi bulup değer verip buraya kadar geldiği, bize güvenip geldiği için. Bu sayede bu ameliyatı yapmış olma imkanı oldu elimizde. Ve dünya literatürüne girme imkanımız oldu aslında. Yaparsın lütfen.